Merhaba arkadaşlar, bizleri YouTube'dan izleyen arkadaşlara selamlar. Biz şu anda Twitch'te yayındayız. Her çarşamba cumartesi bizleri takip edebilirsiniz. Saat akşam 9'da Twitch'ten yayın yapıyoruz. Genelde 1-1,5 saat sürüyor. Sizler de gelip videoları önceden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hem burada sohbet muhabbet ederek yayınlarımızı devam ediyoruz. Sezon 19 hakkında da ilk fotoğrafımızı zaten daha önceden Twitch yayından göstermiştik. Şimdi ikinci fotoğrafımız adeta beni arkadaşlar sezona sponsor yapmışlar. Tabi bundan bizim haberimiz yok, var mı? Yok. Ya da şöyle bir düşünceleri var, beni zaten sevmezler bilirsiniz. Bu adamı da sürekli oyunda kötü karakteri olarak falan görebiliriz. Ya öldüreceğimiz bir karakter de olabilir. Bilmiyorum ama sezon 19'da göreceğimiz karakter ve harita lokasyon burası arkadaşlar. Bu arada bizim Twitch'teki arkadaşlar da YouTube'a selamlarını veriyor. Sizler de Twitch'e gelebilirsiniz. Ekstra pazar günü de bir yayınımız olacak. Bu hafta için geçerli sadece. İnternet kafemizi kuracağız. İnternet kafe simülatör oynayacağız. Sizlerle birlikte 2'yi oynayacağız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. 1-1,5 saatlik bir yayın olacak. Saat 9'da başlayacak arkadaşlar. Sizler de gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet ederiz. Abi lokasyonumuz vardı. Zaten lokasyon hakkında bilgileri paylaşmıştık. Bu arada en çok sorulan sorulardan bahsedeyim. Sezon 19 ne zaman gelir? Sezon 19 muhtemelen arkadaşlar 3 hafta içerisinde gelecek. Benim öngörüm işte böyle Şubat'ın 7'sinde falan görürüz gibi geliyor. Veya işte 5'inde olabilir. Bir yaz gecikirse de kaçına kalıyor? Oradan bir bakayım. Şubat'ın yine 14'ünde görme ihtimalimiz var. Zaten 14'ünde bir sevgililer günü hediyesi alacaksınız inbox'ınıza her sene olduğu gibi. Bunu da bilgisini buradan vermiş olalım. Arkadaşlar bizleri takip ederseniz sezonlar hakkında bilgileri önceden elde edebilirsiniz. Hem de sezona kendinizi daha iyi hazırlarsınız. Bu sezonda sizlere söyleyeceklerim var arkadaşlar. Öncelikle karakterleri incelerken burada ufak detaylar var. Bu ufak detaylar aslında sezonların gidişatını, neler olacağını yavaştan şey yapıyorlar. Beklentiler yüksek demiş. Beklentiler yüksek arkadaşlar, çünkü neden yüksek? Yılbaşı sezonu bizi biraz yordu yani. Yani bir şey yoktu. Çok böyle etkileyecek bir yılbaşı sezonu gibi değildi. O yüzden beklentilerimiz yüksek abi. Lokasyon güzel bir lokasyon. Tamam, lokasyonda bir soru işareti var sağ üstte görürseniz. Orası benim kafamı karıştırıyor. Bura hakkında konuşmuştuk. Yine ben bir özet geçeyim harita hakkında. Arkadaşlar ada gibi bir yer var ortada, tamam, burası çok çok enteresan. Bir teknemiz var, belki git gel yapılabilir bir olay olabilir. Hani tekneyi yapmasan bile burada bir tekne olur, gelirsin tuşa basarsın, aşağıda eşya alma tuşu oluyor ya, ona basınca seni karşıya ışınlıyor da olabilir. Böyle bir sistem yapmış da olabilirler ya da taşların olduğu yerden bir geçiş de olabilir. Güzel bir tane de chest var abi. O chest'in içindekileri merak ediyorum. Çünkü bu haritada direkt ortada ve en belirgin noktada bir chest'imiz var. Harita bu arada, lokasyon bu arada çok güzel. Yeni bölge güzel olacak. Tasarımını ben çok çok beğendim. Şimdiden sağ üstte gizem var abi. Gizem olayları zaten hepiniz seversiniz. Biz de zaten hazine avcısı gibi takılırız. Burada aslında solla da bağdaştıracağım ama bir önce iç kısma da bakalım. Shenzhog'ların olduğu bir yer var. Bak, Shenzhog'lar, şemsiyeler, kamp sandalyeleri falan var. Sol tarafta, köprüye yakın olan tarafta. Yani acaba bir böyle suya girme efekti falan verirler mi? Onları çok merak ediyorum. Yine şöyle bir olayımız var. Bir ortak alan var. Ortak alanın yanındaki evde geyikbaşı var abi. Bu geyikbaşını önceki sezonlardan hatırlarsınız. Bir kiliseli bir sezonumuz vardı. Sesler falan geliyordu. Orada dövmeli bir abimiz falan vardı ya. O sezonda da bunları çok görüyorduk. Gerçi çoğu sezonda görüyoruz bu geyikbaşı olayını. Umarım geyikbaşı dekoru evlerimize de eklenebilecek bir sezon dekoru olur arkadaşlar. Bir de araç kazası görüyoruz aşağı tarafta. Onun altında da yine kesilmiş böyle bir tabela gibi bir şey var. Sarı sarı da bir şeyler var. O da belki sezonla alakalı bir ipucu içeriyor da olabilir abi. Güzel bir sezon olsun umarım. Her şey böyle yolunda olsun. Bol bol ödüller olsun. Premium almayanlar için de bol bol ödüller olsun. Ama premium alamasanız da bizim yayınlarımızı takip ederseniz, biz geçen sezonda herhalde 10 kişiye premium hediye ettik. Bu sezonda da yine elimizden geldiği kadar sizlere premium hediye edeceğiz arkadaşlar. Gelelim şu bana benzeyen abiye. Bir şapkası var. Şapkanın üzerinde bir detayımız var arkadaşlar. Korsan detayı var. Onun dışında bol bol rozeti var abinin. Bu aslında bana biraz şeyi hatırlattı. Yani izci bir ya da kampçı bir abimiz. İşte kamp küreği var elinde zaten. Kısa kürek. Bu arada bu sezonla alakalı birkaç tane kürek kesinlikle çantanıza dursun abi. Evdeki kutularınızda, sandıklarınızda dursun. Kürek çünkü lazım oluyor. Bazı sezonlarda direkt kürek, işte balta falan. Özellikle geçen sezonda da balta mesela çok kullanmıştık. Bazı sezonlarda levye olabiliyor. Bu sezonda kürek olacak. Kürek birkaç tane hazırda.
bulundurun. Abimizin kostümü de aynı zamanda sezon kostümü olacak arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bizleri yine Instagram'dan aşağıda linki var. Takip ederseniz bu abiyle benim aramda bir tane benzerlik şeyi yaptım. 7 farkı bulmaya çalışırsınız. Instagram'dan da Discord'dan da takip ederseniz bu yayınlardan bir an önce haberdar olabilirsiniz. Ben kostümü beğendim. Sizlerden de aşağıya puanlamanızı istiyorum. Yani güzel bir kostüm. Hani çok böyle acayip bir şey yok ama yine de beğendim ya. Şort olayı güzel olmuş. İşte altında bot falan filan. Umarım böyle göründüğü gibi olur. Bazı kostümler göründüğü gibi de olmaya da biliyor. Sezon 19'un hikayesi ne olur o konuda çok bir fikrim yok ama yine saçma bir hikaye bizleri bekliyor olabilir. Bilmiyorum yani hikaye konusunda hiçbir şey diyemiyorum. Çok büyük bir kapsamlı bir hikaye beklememiz mantıklı değil. Abi tekrar Markus gelecek, o Markus değil mi diyor. Markus'un gelme ihtimali bilmiyorum ya. Yani bu alan evet, o dediğin adamın ismi Markus'tu. Markus gelebilir mi? Yani şu ortadaki ateş hattı var ya, yani bir böyle bir alan yapmışlar, orada ateş yakıyorlar da. Onu ilk etapta Markus'ların o kilisenin orada yaktıkları ateşe benzettim. Ama sonradan da dedim ki abi bu yani şimdi ilk fotoğrafa göre yorum yaptığımızda ben de öyle demiştim. Markus Gil'in bu sezonla bağdaştırmıştım. Ama ikinci fotoğraf gelince iki fotoğraf arasında birbiriyle bağlantı kurabiliyorsunuz. Şimdi kampçı abiyi görünce buranın bir aslında böyle bir gizemli bir alan olmadığını, biraz da kampçılara özgü bir alan olduğunu düşündüm, anladın mı? Tam bir kamp yeri abi, baksana dinlenme alanları falan var denizin kenarında. Ortadaki kamp ateşi bildiğin, etrafına kamelyalar falan yapmışlar. İşte akşam böyle ateş başında oturup güzel sohbetler edilen bir yer gibi. Soru işareti olan yerde kazı yapılan bence kürekle diyor. Ben de o yüzden sizlere zaten kürek olması gerekiyor diye söyledim. Acaba kadın karakter için nasıl duracak kıyafet diyor. Harbiden bak, kadın karakterler için bazı kıyafetler kötü olurken bazıları çok güzel durabiliyor. Yani erkek karakterden daha güzel durabiliyor. Hatta bununla alakalı bir kıyas da yapabiliriz. Her kostüm olan arkadaşlar bana bir fotoğraf atarsa, hani ben bu kostümleri genelde erkek karakterler için biliyorum. Kadın karakterler için bilmiyorum. Kadın karakter kullananlar, hocam siz kullanıyorsanız mesela kadın karakterleri Discord'dan atabilirsiniz özelden. Onların da bir kıyaslamasını yapalım. Hatta bir de öyle bir tüm kostümlerin kadın erkek ayrımını yapalım. Bir puanlayalım. Hem de görmüş olalım hangi karakteri alsak daha iyi oluyor diye. Yeni başlayan arkadaşlara belki fikir olur veya değiştirmek isteyen arkadaşlara. Çünkü 25 altına herhalde kostüm cinsiyet değiştirebiliyorsunuz. Onu da en azından yapsak nasıl durur görmüş olursunuz. Buradaki turuncu halatlar güzel durmuş. Ya abi şu kostümleri yapıyorsun tamam da biraz da özelleştirme getir. Yani insan mesela şu mavi olan yere kostüme mavi yer var ya, kendi bayrağını koyabilsin. Ne bileyim işte şeyini kendi seçebilsin, rengini kendi seçebilsin, bu atkısını falan. Çok güzel şeyler yapılabilir yani. Böyle şeyler hem de hem size para kazandırır, oyuna para kazandırır, hem bize de ayrıyetten biz görsel zevk verir abi. Herkes kendi tasarımını yapar, herkes özelleştirebilir, biraz daha farklı olur yani. Güzel bir sezon bizleri bekliyor. Şu an için iki tane görselimiz var. Daha fazla görsel geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O yüzden kanalı takipte kalalım arkadaşlar. Discord, Instagram ve Twitch'ten de bizleri mutlaka takip edin. Pazar günü Twitch yayınımıza da hepinizi bekliyorum. Biz yayındaki arkadaşlarla sohbete, muhabbete devam ediyoruz. Sizler de videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hemen açıklamalardan Twitch'ten beni takip ederseniz, oradan bildirimleri de açarsanız ben yayına geçtiğimde size de bildirim gelir. Aynı zamanda Twitch'ten bizleri izlemek ücretsiz arkadaşlar. Bence dedektif çirkin kazak ve sezon 16'daki diyor. Ne demek istediğini anlayamadım Yusuf ya. Bence burası balıkçı köyü. Burası zombilerle dolu ve izciler temizlik yaptılar. Oradaki insanlardan görev alıp yapacağız ve yeni temizlenecek lokasyonlar gelecek diyor. Bakacağız bunlara. Kesinlikle yine sezonda kargo ile alakalı görevler olur. Zaten artık o kalıcı oldu portla birlikte arkadaşlar. Kargo ile alakalı görev kasma olur. Biraz da hikaye görevi kasma olur. Biraz da artık burada belki şey de olabilir. Hani yapıyorduk, sınama yapıyorduk ya. Üzerimize bir zombi dalgası geliyor. Onları temizledikçe eşyalıyorduk. Böyle bir tarzda bir şey de olabilir. Şu araba kazası, sağdaki ağaç dekoru falan, suya batmış ağaç dekoru falan güzel. Umarım böyle görsel açıdan zevkli bir sezon bölgesi geliyor abi. Yeni detaylar geldikçe paylaşmaya devam. YouTube'daki arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.